Arkadaşlar selam. Günaydın. Ne herkese. Günaydın aşkım? Bak günaydın unut. Günaydın. Arkadaşlar selam herkese. Biz motoru bıraktık şimdi kiraladığımız yerden. Lombok'a gideceğiz. İlk önce Padang Bayı feri iskelesi var. Oraya gideceğiz ama taksi 370 falan diyor. Yani 700 lira falan ediyor. O çok pahalı. Para. Shuttle var galiba otobüs. O da internetten baktım. Kişi başı 120 bin. O da 250-250-500 lira. O da para. 30 kilometre bir yer. Bizim olduğumuz yere hemen yakında bir yer var. Sola döndükten sonra köşede bir petrol var. Döndükten sonra bayağı bir dümdüz gidiyor. Yani o yol oraya kadar gidiyor. Oradan şimdi otostop çekmeyi deneyeceğiz. İnşallah başarılı oluruz. Yine şanslıyızdır belki. Lombok'a gidiyoruz. Yeni rota Lombok. Otostop çekmeye başladık. Daha birinci dakikamız bakalım. Birinci dakikamız otostop çekmemiz böyle. Bakalım alacaklar mı? Otelde ya sorduk buradan, güvenli dedi. Buradan bir de çok şey geçiyor. Grab falan geçiyor. Ama tam güzel yerdeyiz aslında. Yani buradan yavaşlayıp dönüyorlar geliyorlar. Belki alan olabilir. Vallahi 10 dakika sonra bir tane Suzuki kamyonet durdu. Kaç kilometre gidecek bilmiyoruz da. Gideceğiz artık. Bakalım. Vallahi bindik lan, ben çantayı buraya aldım. Görkem de öne oturdu. Öne çok sıkışmayalım dedim. Ben arkadayım şimdi. Normalde 35 km de bakalım ne kadar gidecek. Biraz gideceğim dedi de. Gidiyoruz işte. En azından yaralarız yolu. Oradan yine buluruz bir şey. Trafik var zaten. Taksiye de binsek böyle gidecektik. Görkem var. Ben de oturuyorum. Abi inşaat işi yapıyor herhalde. Takılıyoruz. Güzel. Millet de bakıyor. Abone olmayı unutmayın bu arada. Ben hasta var ya. Neyse güzel oluyor. Yağmur yağmasın da. Şimdi Görkem abiyle konuşmuş da adam yarı yola kadar gidiyor. Bizim 36 km yolumuz var. Kulunkun diye bir yer var. Oraya gidiyor. Orada 18 km ileride yolu yaralamış olacağız tek seferde. Oradan da buluruz zaten yine bir şekilde inşallah. Gidiyoruz, güzel, keyifli. Millet bakıyor var ya, çok fena ya. Garipsiyorlar böyle. Anlamadım. Hello. O da bizi çekiyor. Güzel oldu. Bir Çinli'nin birinin YouTube'una misafir oldum az önce. Kızda güzel kamera vardı ha, çıkardı çekti. Az kaldı. 30 kilometre, 30 dakika kaldı, 19 kilometre de abi yarıda inecek. Biz de onun orada bir yerde ineceğiz. Başka bir otostop çekeceğiz. Herhalde burada mı ineceğiz? Yok. Biraz daha var. Hızlı geliyor ya. Güzel. Yarım saatte geldik. Yaraladık yolu. Ortam da güzel. Böyle çocuklar. Ay. Çocuklar. Arkadaşlar şimdi indik. Bir 25 dakikalık falan yolumuz var. Bir yerde aslında yolu kaçırdık. Adam başka yöne döndü. Orada indik sonra. Şimdi şu yukarıya çıkıp oradan aşağıya doğru yine bakacağız. Aynen. Arabalar var. Aa, çok güzel bir araba geliyor. Hani? Jeep. 5 dakika bekledik. Abi aldı bizi. Klimalı güzel büyük araba. Gidiyoruz şimdi. 5 dakika beklemedik şimdi. Direkt de oraya gidiyormuş galiba, bırakacak bizi. Abiyle şimdi konuşuyoruz biraz. Ben bindiğimde demiştim Görkem'e. Dedim bu abi, dedim kesin öğretmen. Tahmin ediyordum kesin öğretmendim. Öğretmen tipi var dedim. Ondan sonra sorduk mesleğini, öğretmen dedi. Dedim tahmin etmiştik zaten falan. Hem öğretmenmiş hem de rahipmiş. İşte konuşuyoruz şimdi. Bizim için galiba gidiyor, bırakıyor şu an. Bizi yolda gördü. Okul çıkışıymış. Aynen, evim geldi. Aynen, ev arkadan. Dedim ev orada mı? Yok dedi. Bizim için bırakıyormuş vallahi. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Otostopla geldik. Adam var ya, bizim için geldi. Bayağı da konuştuk. Adamın yolu değilmiş. Aynen, geri döndü adam, bizi bıraktı. 25 dakika yol geldi. Vallahi 20 km yol geldi. 20-40. Kapısına kadar getirdi ya. Şurası bir yerde zaten herhalde. Şimdi bileti alacağız. Saat de 1 oldu. Çok hızlı geldik valla. Toplasan 15 dakika falan iki otostopla da bekledik. Evet. Rahat rahat geldik vallahi öyle. Şimdi bilet almaya gidiyoruz. Arkadaşlar Allah belasını versin buranın. Yemin ediyorum. Bu neydi buranın adı ya? Padang Bayı. Padang Bayı diye bir yer var. Üstümüze yapışıyorlar ya, ya. Şerefsizler ya. Ya. Yapışıyorlar. 700'den kapıyı açtı bileti. Al gel gel yardımcı olayım falan capçur. 700'den kapıyı açtı. Orada yağmur su var. 700'den kapıyı açtı dedim. Yok pahalı. 200 falan yani, 70'e ben buldum internette. 12 Go Asya diye bir site var.
70'e buldum. 200'e de var normal. Ondan sonra yok diyor, çok şey yok öyle bir şey falan. 50 kere yapışıyor. 200'e kadar düştü 700'den. Koparmaya çalışıyorlar. Biz de yok dedik. 40 dakika başladım. Burası da değilmiş. Yanda 5 dakika yürüme falan dedi. Biz de oraya gideceğiz. Şimdi oradan check edip oradan biniliyormuş herhalde. No. Walk. Böyle geliyorlar işte. Öyle geliyorlar. Gidiyoruz işte. Bakalım. Arkadaşlar biz internetten aldık bileti. Buraya geldiğinizde üzerinize saldırıyorlar resmen. Gelin bilet satalım, bilet satalım. İnternette bakıyoruz 70 bin. Adamın söylediği bize 700 bin. Sonra düşüre düşüre 200 bine kadar düşürdü. İnternette de 70 bini aldık biz. Yani dedik bakalım dedik alalım bakalım ne gelecek başımıza. Normalde şu tarafta indik biz. Buradan böyle yürüdük ve şu durağa geldik. Şuradaki şeye geldik. Ofise geldik görüyorsunuz. Sema Yavan adı. Oradan bize şöyle kartlar verdiler. Mail geldi zaten biz bileti alınca. Mailden baktı PDF'e. Okey dedi. Adımızı yazdı oraya. Bu kartları verdi. Tam şuradaki iskelede bekleyeceğiz. Buradaki iskelede insanlar bekliyor. Burada başka bir bota biniyorlar şimdi. Bizimki 1.45'te gelecekmiş. Biz de burada bekleyeceğiz şimdi. Aynen. Ama insanların yaklaşımı çok kötü. Yani diğer turistler de vardı. Onlara da yapıyorlar motorun üstünde. İşte gel seni motorla buraya getireyim. Burası 2 dakika yürüme mesafesi. Gel diyor seni motorla oraya götüreyim diye. Para alacak onun içinde. Hatta yani. Onları dinledik. Bizi dolaştırdı. İçeri falan gittik. Yani aynen. Adamımız ilk getirdiğinden yok deyip sola dönseydik zaten buraya geliyorduk. Yani yapmadık onu. Bayağı, sakın dinlemeyin. Baya bunalttılar. 5 dakika içerisinde yani mahvolduk. Artık sesimi falan yükselttim. Ondan yani sonra gitmeye başladılar. Bilet almaya çalışıyoruz internetten. Ona bile izin vermiyor. Geliyor yanımıza bir şeyler söylüyor. Saçma sapan bir şeyler anlatıyor. Yani öyle. Şimdi burada kişi başı 10 bin tax mı ne vereceğiz herhalde? Vergi gibi bir şey. O da 20 lira. O da 80'e gelecek bilet. Bedava yani. Botumuz şu. Sıra da varmış ya. Çok kalabalık. Arkadaşlar şimdi böyle. Bot geldi. Çantaları buraya koyuyorlar. Arkadaşlar şöyle bir bottayız. Erkan burada. Ama şey yani bayağı sıcak. Ön taraf daha sıcak. Burası değil mi? Arkadan geliyor. Aynen. Yaşam mücadelesi. Buradakiler hepsi şerefsiz. Hepsi bak hepsi. Kavga ettik. Biz internetten aldım ben bileti. 70 bini aldım kişi başı. Ofise gittim. Ofiste dedi tamam dedi. Sıkıntı yok. Geç dedi. Bin dedi. Her şey okey. Tamam dedi. Check etti yani. Kontrol etti. Saat 2 oldu. Yarım saatte şeydeyiz. Feribottayız. Kaptan işte adımı söyledi. Gittim. Böyle ekstra dedi para ödeyeceksin falan. Dedim niye falan. İşte ödeyeceksin şöyle böyle. Herkes 215'ten almış çünkü. İnternette de 215'ti. Benim önüme 71'den çıktı. Ben de aldım. Hem de sitede güvenilir site yani. Hani 12 Go Asya mı ne işte. Yok falan kavga ettim. Ofise gittim. Niye söylemedim? Dedi şimdi check ettiler dedi. 5 dakika oldu dedi. Kaptan kavga ettim biraz işte. Kaptan da hiç ödemezsen gitmiyorum. Ben buradayım. Ne yapıyorsan yap falan dedi. Şimdi fotoğrafını falan çektim de ucuza gidemedik. Yok. 12 Go Asya yazacağım bakayım. Şerefsizler ya. Böyle bir şey olamaz yani. Ucuza götürmüyorlar büyük ihtimal. Aklınızda olsun. Bayağı sıkıntılı burada. Hepsi sıkıntılı. O kapıdaki adamdan buraya gelene kadar sadece o bizi getiren adam iyiydi. Ondan sonra da iyi adam görmedim ben daha. Vallahi gidiyoruz. Sallana gidiyor. Mülteci feribotu gibi yemin ediyorum. Yolu yarıladık. Bayağı dalga çıkmaya başladı. Biraz mide bulandırıcı. Sağa sola bayağı yamuluyor. Gidiyoruz ama bir saatimiz falan kaldı. Fena değil yolculuk. Koltuk kırık görkemi. Yaslanamıyor. Nereye gidiyor? İlk durağa geldik. Cili adalarına da uğrayacakmış. 3 tane ada var yan yana. İlkine uğradı. Ondan sonra bizim adaya uğrayacak herhalde. Herhalde bir yarım satış dakikamız daha var. Mahvolduk ama. Çok yorucu. Şimdi çoğu kişi burada indi. Cili adalarından ilkine indi yani en uzaktakine. 10 kişi falan kaldı teknede. Şimdi gidiyoruz. 5 oldu saldırıda. 3 saat, 2,5 saat oldu. 15-20 dakikada burada inmesini bekledim. Şimdi indik. Burada da yapışıyorlar. Burada da taksiciler yapışıyor. Yok grip pahalı olur bilmem ne işte biz sizi götürelim falan. Şurada 10 dakika yürüdük, 10 adım yürüdük yürümedik. Peşimizden geliyor işte indirim yapayım bilmem ne falan yapıyor.
daha diğer adadan başladılar zaten. Diğer adadan birkaç adam bindi şeye, bizim bota. İşte oradaki turistleri falan koparmaya çalışıyor. İşte nerede ineceksiniz, nereye gideceksiniz, ben size taksi ayarlayayım falan. Buradaki bağlantıları, buradaki bağlantıları arıyor, bir şeyler yapıyor. Bak 250 ile başladı, şimdi 150'ye düşmüş. Değişikler ya, yani yapışıyorlar. Sevmez yani herkesi böyle bir şey yani. Kapıda bekle, sor nereye gidiyorsun, tamam okey yani. Grep yok bu arada. Bindik ya, zar zor bindik. Allah'ım yapışıyorlar var ya. Yemin ediyorum kavga edersiniz yani. İçeride Görkem de söyledi, 150'ye kadar düştü. Yok dedik, kapıda biraz çıktık böyle. Biri dedi 250'ye götürüyorum. Ne dedim, hemen 150'ye düştü bak hemen. Kabul etsen 250'ye götürüyor. Yok bak, no'nun neysini dedim, 150'ye düştü. No dedim, expensive how much falan filan, 100 dedi en son. Yok dedim, 80 dedim, 80 dedim ben de. Ondan sonra no falan dedi. İlk başta 2 sene sonra tamam dedi. Biz de tamam dedik, bindik işte. 42 dakikalık yol var, 27 kilometre. Yolda sıkıntı. Akşam oldu yani, otostop çekerdik de 5.30 birazdan. Burada insan da olmaz, bunların hepsi feribotu bekliyor. Şimdi gidiyoruz bakalım işte, yorulduk zaten. Acıktık, hiçbir şey yemedik. Öyle gidiyoruz işte bakalım. Telefon kendine geldi. Baktım Grab varmış burada. O indiğimiz yerden, feribot iskelesinden bizim yere 172 yazıyor. Biz yarı yarıdan daha da ucuza anlaştık, 80'e bakalım. İnşallah sorunsuz halledersek güzel olacak. Ada güzel gözüküyor. Çoğunluğu da Müslümanmış, onu da sorduk. Gördüm daha doğrusu, hep Müslüman vardı. Ablalar falan. Müslüman dedi. Sessiz, lokal biraz burası. Çok, herhalde çok fazla keşfedilmemiş şey olarak. Yani Bali gibi değil büyük ihtimal. Güzel gözüküyor bakalım. İnşallah memnun kalırız. 2 gün buradayız. Arkadaşlar bu abi bizi bıraktı, getirdi bayağı yol. Şimdi otelimizde burası, duruyoruz. Bir odaya yerleşelim, ondan sonra çıkacağız. Muhtemelen motor kiralayacağız. Motor işini de çözdük. Günlük 150 dedi, dedim yok. 2 günlük kaç olur dedim, 250 dedi. Sonra dedi ki diskont yapamıyoruz, dedim yok öyle bir şey. Çünkü ben iki tane hemen internetten baktım. 130 ile 110'a buldum. Ama bizim biraz şehir merkezine 1 kilometre burası. Uğraşmayın diye biz 1500-1250'ye anlaştık, 2 gün 150'lik motor. Evet arkadaşlar, tekrar yapıyoruz. Bu odaya sizce günlük kaç para vermişizdir? Böyle düz bir... Aynen, böyle bir televizyon falan var. Şöyle 2 tane yatak var. Klima var. Şurası da havuz. Hemen şu ağacın arkası havuz, büyük bir havuzu var. Bu şekilde. Sizce kaç para vermişizdir? Yorumlarda belirtin. Uzun bir yolculuk oldu. Evet, maceralı. Otostoplu, maceralı. Bilmem, kavga, gürültü. Aynen. Geldik sonunda, odamıza yerleştik. İlk görüntü güzel gözüküyor. Deniz kenarından geldik, bayağı güzel gözüküyor. Evet, güzel. Denizin kenarında zaten bütün, aynen, yerleşim. Hani içeriler biraz daha ormana kalıyor. Güzel ama yani, bakalım, beğendik. Bir gün, iki gün burada. Şimdi motoru da kiraladık buradan. Şimdi yemek yemeyeceğiz. Sabahki kahvaltıdayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olun bu arada. Beğenin, abone olun. Sonra da videoyu bitirebiliriz. Kapatabiliriz. Bay bay.